Evet efendim, gününüz çok güzel geçsin dileklerimle. Bugün size farklı bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar Osmanlı Sultanlarından 3. Murat bir rüya görür. Rüyasında Allah-u Teala emir buyurur. Filan yerde bir zat var. Derhal gidiyorsun, cenazesini yıkıyorsun, namazını kıldırıp güzel bir şekilde defnediyorsun. Tabi telaşla uyanır, hayrola inşallah der ve vezirini çağırır. Vezirim der, ben bir rüya gördüm. Rüyada Allah-u Teala bana bir emir buyurdu, böyle böyle yapmam gerektiğini anlattı. Hemen bu işe koyulalım, biz bir cenazeyi bulalım, yıkayıp namazını kıldırıp defnedelim. Olur sultanım der vezir. Hemen tebdili kıyafetle yola çıkarlar, semt semt gezerler. Bu zatı bulurlar, cenazesini. Bir de ne görsünler? Cenazenin başında birkaç vatandaş cenazeye veryansın ediyorlar. Bu cenaze çok makbul bir kişi değildi. Biz bunun cenazesini kırmayız diyorlar. Tabii 3. Murat şaşırıyor. Ya niye? Nedir? Nedendir acaba? Deyince vatandaşlar diyor ki, bu zat kim nerede ne kadar içki satsa hepsini alır içerdi. Kim nerelerde ne kadar yanlış yollara düşmüş kadınlar varsa hepsini alır evine götürürdü. Böyle bir zattı. O yüzden biz bunun namazını kılmayız. Size de tavsiyemiz, siz de kılmayın bunun namazını der ve giderler. Tabi bunu duyan vezir hemen padişahı der ki, padişahım isterseniz biz hemen buradan gidelim. Rezil olmadan, tanınmadan, kimseler de bizi tanımadan biz hemen buradan gidelim. Padişah der ki, hayır vezir. Her ne olursa, her ne şekilde olursa olsun, tabi bu bizim tebaamızdır. Biz yine bunun cenazesini yıkayalım, namazını kıldırıp defnedelim. Üzerimize düşeni yapalım. Peki olur sultanım der vezir. Yalnız bu cenazenin elbette ki bir yakınları vardır. Eşi, çocukları vesaire, akrabaları, onları haberdar etmek lazım sultanım deyince, sultan vezire çok doğru söylüyorsun der, hemen bunun yakınlarını bulmamız lazımdır, sen cenazenin başında bekle, ben gideyim bunun yakınlarını bulayım, haberdar edeyim, efendime söyleyeyim, alıp geleyim. Gider padişah 3. Murat, sonra tabi cenazenin evini bulur, kapıyı çalar, karşına bir yaşlı nene çıkar. Ne diyedir ki, nene biz böyle böyle bir cenazenin başından geliyoruz, filan zat olduğunu söylediler ve de cenazenin sahibi siz olduğunuzu söylediler. Deyince tabi yaşlı nene oturur kapının eşiğine, derin derin düşüncelere dalar. Bir müddet sonra padişah sorar. Nene şimdi biz bu zatı defneteceğiz inşallah. Tabi yıkayacağız, cenaze namazını kılıp defnedeceğiz. Fakat yani vatandaşlar bunun çok makbul bir insan olmadığını söylerler. Bu işin aslı nedir? Bana bir anlatabilirsen sevinirim der. Nene başlar anlatmaya. Oğlum, evladım der. Bu muhterem aslında çok iyi bir insandı. Çok hassas bir insandı. Fakat tabii vatandaşlar, komşular bunu bilmezdi. Çünkü rüyadan kaçınırdı. Mahallede görse ki bu akşama kadar çalışır. Mahallede görse ki böyle kimler içki satar, hemen elinden alır, ücretini ödemek şartıyla getirir, helaya dökerdi oğlum. Ve aynı şekilde dışarılarda yanlış yolda çalışan kadınları falan gördüğü zaman da aynı şekilde onların ücretini ödeyerek getirir eve ve bana tembihte bulunurdu ki, hatun sen bunlara bildiğin kadarıyla dini nasihatler ver, anlatılması gerekenleri anlat bildiğin kadarıyla, artık geri kalan Allah'la onların arasında derdi ve giderdi. Ondan sonra peki nene, bu zat-ı muhterem hiç mi cemaati gidip namaz kılmadı? Oradaki vatandaşlar ver yansı ne diyorlar, hiç böyle böyle kötü huyları vardı, hiç cemaate gelmezdi gibi
söylediler. Oğlum o öyle hassastı ki o namaz konusunda da aynı şekilde yine derdi ki hanım hanım öyle bir imamın arkasında namaz kılmamız lazım ki tekbiri getirdiği zaman Kabe'yi görmeli derdi. Tabii bunu padişah duyunca Allah Allah diyor, çok şaşırıyor. Buradan anlıyor ki bu zat çok çok büyük bir zat, veli bir zat. Ondan sonra peki bunun çoluğu çocuğu akrabası yeğeni kimsesi yok mu? Seveni yok mu? Bu nasıl cenazesi hani yıkanıp defnedilip cenazesi kılınacak diye sorunca demez miydi hiç bu şöyle? Derdim evladım ben ona sorardım ama ya bey bu ölümlü dünya. Ölüm hak baki olduğu zaman senin cenazeni kim kıldıracak, cenazeni kimine defnedecek dediğim zaman o da bana şunu derdi. Abi hatun padişahın işi ne derdi. Bunu da duyunca padişah tabi beyninden vurulmuşa dönüyor. Hemen neneyi alıyor oradan. Hiç vakit kaybetmeden gidiyor. Cenazeyi bir güzel yıkıyorlar. Cenaze namazını kılıyorlar. Efendime söyleyeyim cenazeyi defnediyorlar güzel bir şekilde ve onun başına hemen bir türbe yaptırıyor. Daha sonra yanına da bir çeşme koyduruyor. Giden gelen insanlar buradan gelir geçerken faydalansın suyundan ve bu büyük zata da dua etsinler diye. Bu zatta meşhur bildiğimiz Nalıncı Baba. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.